servisler veriliyor. İnsanlar gelip kahvaltısını yapıyor. Yarın bu şeyler çekildikten sonra evinin üstünü yıkılmış, hayvanı ölmüş. Bu insanlar biz alacak. Tabii tabii doğru. Bu insanlar o zaman gerçekten ihtiyaç duyacaklar. Bir de ben asıl şeyini bizim büyük çoğunluğu yaşlı olduğu için dışarıya transfer ettik genelde halkın çoğunluğu. İzmir'de, Ankara'da, evet. İstanbul'da, Antalya'da, hı-hı, Aydın'da birçok insan sıkıntı çekebiliriz. Tabii yani. O zaman. Yani, yerden bir programda olduğunu tabii o zaman da tabii ki hala biz işte 2000 önce buradaydık. Hala insanlar sokakta çadır çadır ben de 2-3 sene gittim yanlarına. Gelin benim evim açık dedim. İkisi de çalışıyor, banyonun dedim. Gelmedi. Çekilmiyor. Şu anda. Her yerde sizin gibi duş ulaşacağı şahsı yok mesela. Çok mağdur. Ben onlara çadır, yatak ulaştırmıyor. Ulaştırdım. Ulaştırdım ben onlara. Yani şey, elektrik sorunları vardı. Onlar da çözdüm. Evet. Belediyemiz, Gölbaşı belediyelerde ise hiç kullanılmıyor. Hızlı bir şekilde konteynerler kurulmuşlar. Hala vatandaşı akşama kadar derdini çözmeye çalışıyorlar ama dert bir gerçekten. Şu anda o, şu anda o konteyner ne dediğiniz gibi operasyon bunlar çalışsın. Başkanım, en büyük sıkıntımız şimdi yeni yer başladı. Ağırlıklı yurt dışında ya vatandaşlar. Şimdi biz birinci adres burayı gösteriyoruz izine geldiklerinde ama yurt dışına çıkışta orada küçük çocuğu olanlar, işte işi olanlar, çalışanlar biri düşüyor birinci adresi burada. Oraya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi o mağdur vatandaşlar hiçbirinin girişini yaptıramıyoruz burada. Adresim burada değil diye. En büyük sıkıntı yarın bunu çekeceğiz. Kitaplar hepsi miras yoluyla kalmış. İçinde oturanlar var. Oturan kişiye ait olmadığı için yarın bugün en büyük kaosu yaşayacağımız durumlardan birisi bu olacak zaten. Biz de şunu söyleyeyim, bu depremi geçirdik biz. Deprem büyük bir faciayı geçirdik. Fakat şu anda her geçen gün talepler ve ihtiyaçlar bir değişiklik gösterdiği için şu anda bizim farkında olmadığımız ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların en başında salgın hastalıklar olabilir. Bunu defalarca söyledik. Özellikle en küçük kasabaya kadar cildiye uzmanlarının gelmesi gerekiyor. Bizim gittiğimiz her yerde hükümetten ya da diğer kamu kurumlarından biri geldiği zaman herhangi bir şekilde hiç kimse bir şey ifade edemiyor. Fakat bizlerle birlikte herhangi bir başkanımız, herhangi bir vekilimiz, belediye başkanımız geldiği zaman insanlar yığınla sorunlarını söyleyebiliyorlar, ifade edebiliyorlar.